Gece yarısına doğruydu. İflassızın Yusuf uyandı. Koca ahır, dışkı kokulu ılık havasında yorgun, ırgat homurtuları ile uyuyordu. Ahırın baş köşesinde ışık vardı. Köse topalın, küçük gemici fenerinin ışığı olmalıydı. Doğruldu. Tamam, o. Onun ışığı. Para sayıyordu yine. Başkalarından, daha çok da Hidayet'in oğlu denilen Zevzek, avareden işitmişti kösenin çok paralı olduğunu. Bir süre baktı, sonra seslendi. Kolay gelsin Topal ağa. Köse Topal etine iğne dürtülmüşçesine irkildi. Paralarını filan saklayıp sesin geldiği yana dehşetle baktı. Işıkta olduğundan iflassızın Yusuf'u göremiyordu. O kim? Ben. Sen kimsin? Ben Topal emmi. Sesimden anlamadın mı? Sen kimsin lan? Yusuf, Yusuf, Yusuf'um ben. Ne istiyorsun? Hiç, fabrika vakti oldu mu diyecektim. Olmadı daha yat, ben uyandırırım. Yusuf yeniden yattı. Kafasında Köse Topal'ın saydığı paraların destesi uykuya geçti. Bu deste uykusunda da bırakmadı onu. Bir yerlerde olurlarmış. Yazının yüzü bir yerlerde. Köse Topal su dökmeye mi gidecektiğine koynundan çıkardığı para destesini Yusuf'a vermişti. Yusuf desteği sıkı sıkı tutarken birden o haylaz oğlan. Hidayet'in oğlu dedikleri yanına gelmişti neredense. Paraları istemişti, vermemişti bir çekişme. Güçlüydü dedeyi Yusuf'un oğlu. Yıkmıştı Yusuf'u, göğsüne oturmuştu. Tam paraları alacakken fabrikadaki ırgat başının fırıldaklı düdüğü uyanmıştı. Başkaları da uyanmışlardı. Üst kattaki çalar saat uzun uzun ötüyordu ki Yusuf'un düşüne ırgat başının fırıldaklı düdüğü gibi girmişti. Yanı başında yatan pehlivan Ali'ye baktı bir yandan, bir yana dönüyordu. Hiç niyetli değildi gibiydi uyanmaya. Dürttü. Ali. Oğlan oralı bile değil. Yine dürttü. Ali lan. Horlamaya bile başlamıştı. Başlamıştı ya uyanması. Kalkıp elini yüzünü yıkaması lazımdı. Ali. Hey. Uzun uzun sarstı. Neden sonra Ali inledi. Ali be. Hı dedi sonunda. Kalk hadi kalk. Fabrika vakti geldi. Ali darmadağın saçları kıpkırmızı gözleriyle yekinip yorganında oturdu. Hiç halim yok. Geberiyorum valla. Ne yapayım kardeş dedi Yusuf. ''Benim halim var mı?'' Pehlivan Ali'nin öbür yanında yatmakta olan Köse Hasan'ı sarstı. Hasan ölü gibi yatıyordu. Yüzü sapsarıydı. Yusuf üst üste sarstı. Neden sonra uyanıp doğruldu. Üst kattaki işçilerde tavanı paldır küldür öttüren bir hareket başlamıştı. Belliydi ki onlar da işe hazırlanıyorlardı. Bir çocuk bir yakladı. Daha büyük bir çocuğun sesi işitildi. ''Ana!'' Tam bu sırada iflassızın Yusuf'ların ahır kapısı da bir tekmeyle açılmış. Mahalle bekçisinin kemer tokası, Köse Topal'ın küçük gemici fenerinin ışığıyla donuk donuk yuvarlamıştı. Ahırın dışkı kokulu ılık havasına düdüğünü kuvvetle üfleyen bekçi bağırdı. ''Haydin, iş başına, haydin!'' Ahır zaten uyanmıştı, yorganlar toplanıyor, dürülüp katlanıyordu. Uykuya doyamamış insanlar birer, ikişer, üçer, beşer gidiyorlardı. Sonunda ahır boşaldı. Yalnız kalan Köse Topal kapıyı örttü. Ardındaki tahta sürgüsünü sıkıca itti. Geldi. Yatağına girdi. Yorganı tepesine çekti. Yatağı yorganı uydurma değil. Esaslıydı. Esaslıydı ya. Nedense uyku tutmuyordu. Neden sesi yok. Para sayarken Yusuf görmüştü. Şurada burada gevezelik ederse, bu da o haylaz oğlanı kulağına giderse. Gitmese bile Yusuf, gel şu Deyyus'un paralarını çalalım derse. Bir yandan bir yana döndü. Geçenlerdekini unutmamıştı. Kapıya dayanıp "Eh belli bunu. Ben de Hidayet'in oğluysam." demiş, yürümüştü. Hırsız, vacibe Allah'ın belası biriydi. Babası, amcaları hırsız, uğursuz kişilerdi. Hatta babası jandarma kurşunuyla büyük amcası da Kayseri'de dar ağacında can vermişti. Yeniden döndü bir yandan bir yana. Ot kökünün üstünde güvererdi. Ne belliydi bunun da babası, dedesi gibi davranmayacağı? İflassızın Yusuf'u hiç tanımıyordu. Babasının oğlu değil ya, gurbet uşağı şuraya 3. 5'in yolunu bakmak için gelmişti. Hidayet'in oğluyla birlik olsa bir gece, gece yarısı gırtlağına çökseler, iyi deniye huylanarak yatağında doğruldu. Ya da oğlan işe gidiyorum diye çıkıp yarı yoldan dönse, arkadaşlarına da hastalandım dese, gelse, kapıyı vursa, açsa, gırtlağına çöküverse. Doğan paça kapıya gitti. İyice sürgülendiğini bildiği halde gene de yokladı yeniden. Tahta sürgü sağlamdı. Sağlam olmaya ya güvenemiyordu. Yatağına döndü. Yorganın altına girecekti. Vazgeçti. Geceyi dinledi. Derinlerden karma karışık iniltiler. Fabrika iniltileri geliyordu. Uzaklarda, çok uzaklarda bir bekçi düdüğü.
Ya geliverirse? Soluyordu. Geliverir de gırtlağıma biner, çıkar paraları derse? Çevresine yılgın bir baykuş gibi bakındı. Derse der, ne yaparım? Bağırsam, kim duyar? Herkes de işe gitti. Birden yastığının altındaki kibriti aldı, çaktı. Küçük gemici fenerini yaktı, kızdı. Elinde fener ahırın öbür ucuna gitti. Ayakta dimdik durarak yeniden kulak verdi. Hep aynı fabrika inetisi yüklü, derin gece. Sonra çömeldi, yeri avucuyla yokladı. Paraları orada gömülüydü. Üç kulvallahu bir erham okudu, iki yanını üfledikten sonra cüzdanı çıkardı. Daha başka bir yere, daha derine gömdü, üzerine besmeleyle sıvazladı. Paraydı bunlar, anayı kızdan ayıran. Yazının zibidilerinden neydi ona? Faiz maiz kazanmıştı ya. Dışarıda fırtına çıkmıştı. Şu Cenab-ı Allah'ın işine akıl sır ermezdi. Ne diye iflassızın Yusuf? İflassızın Yusuf'tan geçtim. Hidayetin oğlunu yaratırdı. Ne gereği vardı bunların? Milletin dişinden tırnağından arttırdığını içesinler diye mi? Fırtınanın bir yerlerde gürültüyle çarptığı bir pencere kanadı ürktü. Çarpılan pencere kanadını görecekmiş gibi sesin geldiği yana hep o ürkmüş. Yılgın baykuş bakışıyla baktı. Yüreği kötü kötü çarpıyordu. Şu oğlan, şu iflassızın Yusuf oğlan görmese iyiydi para saydığını. Hay aksi şeytan. Nereden de uyanmıştı. Kapının tahta sürgüsünü yeniden yokladı yatağına. Döndü oturdu. Küçük gemici fenerin hafif bir sarıyla aydınlattığı ahıra kaygıyla baktı. Şöyle arkalarında bir pencere olsaydı bari, yoktu. Olsa oğlanlar cahillik edip geldiler de kapıyı vurdular mı parasını gübrelerin altından çıkarır, koynuna sokar. Pencereden kaçamasa bile bağırırdı, avaz avaz bağırırdı. Hem de öyle bir bağırdı ki çın çın öttürürdü geceyi. Gecenin içindeki pencere kanadının yeni bir çarpması. Hayır, o cüzdanı oradan çıkarmalıydı. Kalktı. 15 gün geçti. Bu 15 gün içinde iki sefer para aldılar. Yusuf'un gündeli 320 kuruştu. Sulu kozacı Köse Hasan'ın 335, Pehlivan Ali'nin ise 350. Yusuf'la Ali 15 gün içinde hiç avara kalmadan çalıştılar. Hasan iki sefer avaralık verdi. Sulu kozanın buz gibi suyu iliklerine işlemişti. Böğründe kurşun gibi bir sancı, soluk alamıyor, sancı tutunca kıvrılıp kalıyordu. Kardeşler, dedi birinde, bu soluk oza benim iflahımı kesecek vallaha. Irgat başıya desek beni başka bir işe vermez mi acep? Kimse kulak asmadı. Zaman zaman onu yatağında iki kat bırakıp gittiler. En son seferinde her zamandan çok daha talihsizdi. Öyle sancılanıyordu ki yan yattı olmadı, sağa döndü olmadı, sola döndü. Köse Topal yanına sokuldu bir ara. Zorun nereden lan? Köse Hasan inliyordu. Anında soğuk biter. Vallahi ne bileyim Topal ağa, dedi. Soluğumu alamıyorum. Tövbe, ağrın nerede? Böğrüm mü desem, böğrüm mü? Bilmiyorum ki, yüreğim mi? Duramıyorum, geberiyorum. Köse Topal yanına çömeldi. Hasan'a gözlüğünün üstünden baktı, uzun uzun baktı. Bu arada soluğunun pis pis kokmasına dikkat ederek, kendini üşütmüşsün dedi. Paran varsa ver de sana sıcak bir çay kaynatıvereyim dedi. Sonra da ekledi. Üstüne bir de gripin yuttuğunu söker atar. Köse Hasan'ın birkaç kuruşu vardı var olmaya ama masrafa girecekti. Değer miydi? Yurdunu yuvasını bırak. Yazının Çukurova'sına üçün beşin yoluna bakmak için gelmişlerdi. Onu da çaya ver, gripin miripine ver. Sağ ol dedi, geçer herhal. Köse Topal hınçla, nefretle kalktı. Bunlara iyilik yaramazdı zaten. Geçermiş herhal. Geçsin bakalım yazının uğursuzu. Ölü it leşi gibi kokuyordu soluğu da. Geçermiş. Geçer bellesin aç. Öğle paydosun iflahsızın Yusuf'la Pehlivan Ali işten geldiler. Yorgunluktan geberiyorlardı. Karınlarını doyurup vuracaklardı kafayı. Hemşeri memşeri. İş götü yoktu herifte. Yat ha yat. Hastayım. İçime sular işledi tekmil. Irgatbaşı bir başka işi verse, laf hem Irgatbaşı'nın aklında, Köse Hasan mı? Pehlivan Ali yatağının yanına gitti, yüzüne bakmadan haberi verdi. Irgatbaşı yerine adam aldı. Köse Hasan sancıyla kıvranırken kaygılı kaygılı baktı. Benim mi? Senin? Demek adam aldı. Babasının oğlu değilsin ya. Pehlivan Ali de yorgundu, argındı, onunla uğraşacak hali değildi. Fabrika bu. Senin gözünün yaşına mı bakacaklar?
Gözel Hasan'ı kara bir düşünceleri almıştı. Demek iki gün hastalanınca yerine adam alıverilmişlerdi. İyi ama keyfinden mi hastalanmıştı? Allah'ın bir derdi, illeti. Hasta demediniz mi? Yusuf. Dedi. Ne dedi? Pehlivan Ali. Abo dedi. Demek hasta. Ulan sen kendini ne biliyorsun? Vali misin, kumandan mısın? Ben mi? Haşa. Haşa ya. İşi gözü yiyemedi dedi. Adamı aldı. Fabrika orası fabrika. Sen olacaksın. Sımsıkı tutunacaksın işine. Hastalık neymiş? Onu hemen unuttular. Somunlarını bölüp aralarına tahin helvası parçalarını yatırıp iştahla yemeye başladılar. Köse Hasan aç değildi ama arkadaşların hiç olmazsa buyur etmelerini bekliyordu. Etmediler. İçlendi. Böğründeki sancıyı daha kuvvetli duymaya başladı. Anca beraber kanca beraberdi sözde. Hani neredeydi? Demek düşmeyi görmeliydi insan. Ne deyip de antlarına takılmıştı sanki? Berikliler de bunu hatırlamış olacaklardı ki karınlarını doyurup üzerine birer de sigara yaktıktan sonra hasta arkadaşlarını hatırladılar. Yusuf, demek zorun böğründen diye sordu. Köse Hasan içini çekti. Biliyor muyum ki böğrümü, böreğim mi, yüreğim mi? Pehlivan Ali'nin tepesi atmıştı. İnsan bilmez mi neresini aradığını? Bilir ama bilmez. Bilir ama bilmezmiş. İflassızın Yusuf'a baktı. İflassızın Yusuf da ona bakıyordu. Bakışlarıyla konuştular bir süre. Bırak canı cehenneme be. Doğru ama hemşirelik var Serde. Hey Ali. Olur mu? Olmazsa sen bilirsin. Aha ben vurdum kafayı. Devrilip yattı. Hemen de geçiverdi uykuya. İflassızın Yusuf sigarasının dibinden üst üste duman alıp dumanları da tavana üfledikten sonra devrilip yatarken Allah iyilik versin dedi. Günler geçiyor. Yusuf'la Ali işlerine gidip geliyorlardı. Sağdan soldan utandıkları, daha doğrusu sağın solun ayıplaması üzerine 12 saatten 12 saate hemşirelerin de yemeğe buyur ediyorlardı ya. Bıkmış usanmışlardı doğrucası. Bir gece yarısı işbaşı için çıktıklarında Yusuf, "Beri bak Ali," dedi. "Hepimizinki de bir ekmek derdi mesela. Sen çalışacaksın, ben çalışacağım, o yatacak. Olmaz, biliyorum. Dün ölüm Allah'ın emri. Emri ya." "Doğru ya," dedi Ali. "Ha, diyoruz ki çalışıp şurada birkaç kuruş sahibi olalım. Doğru mu, eğri mi?" "Doğru kardeş. Yoksa ne diye gurbeti bekliyoruz?" Herif kolayını buldu. Karnı doyuyor nasıl olsa. "Oh, oh iki oh. İyi bile olsa bundan böyle ırgat başı ona işmiş vermez. Verir mi?" "Vermez tabii." Ali'yi kolundan tutdu. "Sana bir şey diyeyim mi?" "De. Irgat başıya parayı kurban edeceğim ben. Ne diyorsun?" Ali de çoklu düşünmüştü bunu. "Edeliyim," dedi. "Yarın gene para günü. Sen bana bırak. Yol yoluyla, orman baltayla. Baltayla iki baltayla. Hem ne? Hemşerimizin fabrikası değil mi? Hemşerimizin olmaz mı? Bitti. Hemşerimiz gibi var mı? Olabilir mi? Sen dur. Bir gün hemşerimizin yanına varır. Birlikte varalım. Varalım valla. Bizi gözü köylü belliyor. Irgat başı olduysa veriştah olmadı ya. Olmadı tabii enayi. Diline sağlık. Niye gözü küllü olacakmışız? Ertesi gün Çırçır dairesinde Çırçır işçisinin parası mavi zarflarla dağıtıldı. Irgat başı yanlarından ayrılmıyordu. Bir ara siz dedi. Helaların orada bekliyorum. Hızla uzaklaştı. Pehlivan Ali iyice anlamamıştı. Sordu. Ne diyor? Bizi helaların orada bekliyormuş. Niye? Biliyor musun? Biliyorum. Ne yapacağız? Vallahi bilmem ki. Gitmesek içten mi kovar? Yusuf şöyle bir düşündü. Ali. Gidelim be Yusuf dedi. Yusuf da gitmelerinin doğru olacağı kanısındaydı. Gidelim diye başını salladı. Kadere 45. Gittiler. Irgat başı hela aralığının duvarına dayanmış sigara içiyordu. Yusuf'la Ali'yi görünce içerlemiş numarasını yaparak gelin buraya diye bağırdı. Sabahtan beri ardımda it gibi dolanıyorsunuz. Verin zarflarınızı. İki arkadaş önce anlamadılarsa da zarfları uzattılar. Irgat Paşa hep aynı palavrayla mavi zarfların içlerindeki paraları avuca döktü, saydı, ölçtü, biçti. Sayıp ölçüp biçerken de çevresini kontrol ediyor, helaya girip çıkan, birer kıyıda sigara içmekte olan içileri gözden geçiriyordu. Irgat Paşa'nın numarasını çakmamalıydılar. Beşer liralarını kaşla göz arasında cebine indirdikten sonra sesli sesli çevreye duyurarak ''Eksik falan değil'' dedi. ''Tamam paralarınız, yallah.'' Geçen sefer yeğenini gönderip 5'er lira borç istemişti. İki arkadaş işin farkındaydılar. Oradan hırslıla uzaklaşırken bu sefer de 5'er liranın kaptırmış olmanın gökdesiyle alıp veriyorlardı.
Çırçıların önüne gelince Yusuf, "Bere bak Ali," diye doğurdu. Ali de durdu. "Gel ardımdan," dedi Yusuf. "Ne var?" "Ne varı mevarı yok arkadaş. Geçen sefer 5'er liramızı borç dümeniyle kesti. Bu sefer başka dümenli. Bu böyle olmaz. Kadere 45. Hemşerimizin yanına varıp halimizi arz edeceğim." Ali'nin aklına gelmemişti bu ama tamamdı. "Yaşa Yusuf," dedi. "Ulan aklında bin yaşa be kardeş. Sesimizi çıkarmazsak dalımızdan inmez. Varacağım hemşerimize. Diyeceğim hali keyfiyet böyle böyle. Geçen para da istettiği 5 lira borç da söyle. Bak hele bak. Sen işini bilirsin Yusuf. Ne yapacağını bilmekten gelen bir şahlanışla Yusuf önde. Ne olur ne olmaz kuşkusu içinde Ali ardında. Demirhanenin önden geçip hemşehrilerin kapısına dayandılar. Tam içeri gireceklerdi. Ağanın kırmızı yanaklı cingöz odacısı önledi. Hop hop nereye? Yusuf. Ağamıza diyeceklerimiz var dedi. Ağanıza mı? Ağanız kim? Hemşerimiz. Ne hemşerisi ulan siz kimsiniz burası? Ne sandınız? Ali öfkeyle araya girdi. Bu fabrikanın sahibi bizim hemşerimiz olur dedi. Yusuf kendini toparlayarak ekledi. Bizim köyden değil ha, bizim sancaktan. Bir şeyler anlasa bile üstleri başları pamuk tozları içindeki amelelere koskoca fabrika sahibinin odasına sokacak değildi ya. Parladı. Burada hemşerim hemşire sökmez. Dingo'nun ahırı değil burası. Ne diyeceksiniz bana dersiniz. Ben icap ederse ağaya söylerim. Yusuf Ali'ye baktı. Ali Yusuf'a. Başka çare yoktu galiba. Varsın o söylesin de ağaya ne çıkar. Irgat başı paramızı kesti dedi. Ali ekledi. Giden hafta da kestiydi. Önceki hafta da. Odacı birdenbire ilgilendi. Paranızı kesti demek. Kesti vallahi dedi Yusuf. Ali de boynunu büktü. Giden hafta yeğenini yolluyor 5'er lira borç istettiydi. Zaten ne kazanıyoruz ki haftadan haftaya 5'er lira harç verelim? Yurdumuzu yuvamızı bırakıp şuraya ne diye geldik? Üçün beşin yoluna bakalım diye. İkisi yandan yayılım ateşe başlamışlardı ki odacı sordu. Siz nerede çalışıyorsunuz? Yusuf, çırçırlarda. Odacı biliyordu çırçırların ırgat başısını. Oraya macir durmuş bakıyor değil mi? İki arkadaşın verecekleri karşılığı beklemeden zarfları ellerinden aldı. Kaçar liranızı kesti dediniz? Bu parada 5'er. Bundan önceki paralarda da 5'er. Odacı hemen kurşun kalemini çıkarmış zarfların üzerine hesaplıyordu. Gündeliklerini sordu. Kaçar gün çalıştıklarını. Bir takım çarpmalar topluma çıkarmalar. Gerçekten de 5'er liraları eksikti. Haklısınız dedi. Haklıydılar ya. Ne yapması gerekiyordu? Birden şimşek çaktı kafasında. Peki dedi. Ben ona sorarım. Zarflar dursun bende. Bana yararın uğrayın marş. Yusuf'un da içine sinmemişti ama aldırmamayı uygun bulmuştu. Lakin Ali dayanamadı. Sen hemşerimiz değilsin ki dedi. Yusuf'un aklı gitti. Olmadığını ne bakıyorsun Ali? Laf işte dedi odacı. Hemşerinizin en yakın o adamıyım. Ne zaman zile bassa ben koşarım. Çayı, kahveyi, buzdolabından birayı, suyu benden ister. Niye? En yakın adamıyım da ondan. Doğru dedi Yusuf. Fabrika içinde ne zaman ağaya şikayet olsa şikayetçi ilkin bana gelir. Dinlerim. Gerekiyorsa ağaya gider haber veririm. Burada usul bu. Yusuf yine doğru dedi. Şehirde de adet usul buydur. Ali biraz da hınçla sordu. Sizin Sivas'ta da usul bu muydu? Yusuf alındı. Buydu. Bir türlü beğenemiyordu Sivas'ı. Doğru Sivas Çukurova değildi ama Sivas'ta bir Sivas'tı. Görmeyen bilmeyen ne bilirdi? Odacı adlarını sordu. Küçük not defterine yazarken Yusuf, aman kardeşleri iyi bir yaz, ağamıza da iyi bir de. Hani kendin daha iyi bilirsin ya. Odacı not ettiği defteri katlayıp cebine sokarken, alın zarflarınızı dedi. Gidin şimdi. Yusuf yutkundu. Olur gidelim. Sen ağamıza bir güzel anlat gayri. Senin köyünden değil ha. Senin sancaktan olurlarmış de. Otomobilinin uğruna çıktım. Oradan tanır beni. Peki peki bir de şu var ki canım anladık yahu huylanma efendi şu da var ki iki ellerinden öpüp şimdi başlayacağım ha mahsus selam ettiğimize. Odacı ana avratı bir küfürle top gibi patlayınca iki arkadaş kaçarcasına uzaklaştılar yolda Yusuf. Adam delinmedi kabağa girmeli dedi. Ali bıyık altından güldü. Emin mi derdi? Yusuf kızdığını belli etmedi. Emim derdi. Sen ol şehir adamının yanında hımbıl durma derdi. Durduk mu? Ali içini çekti. Lakin emminin avradı ne olmuş? Hiç. Haza Osmanlıydı ya. Aklından gene yıldız dolu göğüyle sıcak Ağustos gecesi geçti. Karıyı çerçeyle bastırdıkları gece.
Pehlivan Ali'nin içi bir tuhaf oldu, içini çekti. ''Kimseye derseniz öldürürüm sizi.'' demişti. ''Ne et vardı karada ya, sımsıcak deri.'' Odacı iki arkadaşı çoktan unutmuştu. Ağanın kapısı önünde sinirli sinirli dolaşıyor. Irgatbaşı Macir Durmuş'un geçmesini bekliyordu. Bin sefer söylemişti bu işlerde kendisini de görmesi için. İşçinin kanını emiyordu her gele be. Birden Irgatbaşı'nı görüp seslendi. Durmuş, Kuru Köprü'deki Giritli Cumali'nin kahvesinden tanıdığı altı kollucu parlak odacıya yorgun yorgun bakan Irgatbaşı. Ne var dedi. Gel buraya. Ne olacak? Ananın dini. Gel. Yahu bırak be, uykum var. Gidip yatacağım. Gelmiyorsun değil mi? Vallahi uykum var. Peki hakkında hayırlı olmaz. Sen bilirsin. Irgatbaşı hakkında hayırlı olmazı beğenmedi. Gitti. Niye hayırlı olmazmış? Odacı usulcacık. İt dedi. Ben sana bana madik olmaz demedim mi? Ne madiği? Deyyus. Buldun keşanlıları ha? Irgatbaşı anlamamış, davrandığı halde iyiden iyiye sezmişti. Ne keşanlısı, ne olmuş? Ağayı gör de söylesin ne keşanlısı olduğunu. Telaşlandı. Ağa mı? Ne var? Hakkında şikayet var. Ne gibi? Gir de öğren ağadan. Irgatbaşı da sıfır tükenmek üzereydi. Sahi ne var? Odacı kısaca anlatıverdi. Kireç kesilen Irgatbaşı, yalan dedi, almadım ben kimseden para. Söylemişler yalan, etmişler iftira. İyi ya. Gir içeri anlat ağaya. Irgatbaşı hep o kireç haliyle ölçtü, biçti, sonra teslimden başka çare olmadığını anlayarak odacıyı kenara çekti. Demek geldiler, ettiler beni şikayet. Hem de ikisi iki yandan. Peki ulan, aldığın avantalardan niye beni es geçersin? Bana niye koklatmazsın? Ulan ben senin karnında kaç bağırsak olduğunu bilirim be. Bırak şimdi bunları da bul şunun bir kolayını. Sıkışınca bul kolayını değil mi? Yeter gevezelik be oğlum. Bundan sonra beni es geçmekte devam edecek misin? Etmem be oğlum. Edersen, edersen kıy bana. Peki, sahiden çağırdı mı ağabeyini? Odacı kısa kesti. İşin iç yüzü şu arkadaş. O iki amele geldiler. Beşer liranını kesmişsin. Önceki, daha önceki paralarla da. Borç dümeniyle beşer liranın daha. Ağaya şikayet edeceklerdi, önledim. Yarın gelecekler. Bana yolunu buldurursan ne âlâ. Buldurmazsan, Irgatbaşı rahat bir soluktan sonra. Vay itler vay dedi. Vay deyüsler vay. Demek önlemesen gireceklerdi yanına ağanın. Gireceklerdi her şerefsizin. Yarın gelince ne yapacaksın? Senin beni görmene de bağlı. Kov gitsin itoğlu itleri. Odacı göz kırptı. Zarıma bak kolay. Irgatbaşı akşama gel. Cumali'nin kahveye dedi. Arkası yarın.